Arkadaşlar burada D noktası ile B noktası birleştirildiğinde ben bu kenarın uzunluğuna x dersem burası da x olacaktır. Ve bu durumda bu ifade yani 90'ın karşısındaki ifade x kök 2'dir. Buradaki ifade de Pisagor, buradaki üçgende Pisagor bağıntısı uygulanırsa 14'ün karesi artı 2'nin karesi neye eşittir? x kök 2'nin karesine eşittir. 14'ün karesi 196, 2'nin karesi 4'tür ve bu ifade burada 2x kare ise İki tarafta 2'ye bölündüğünde 100 ifadesinin burada arkadaşlar x kare olduğu ve x ifadesinin de buradan 10 olduğu söylenir. Yani ben buranın 10 olduğunu, buranın 10 olduğunu biliyorsam bu kenarla bu kenarın çarpımının yarısı buranın alanını 50 olarak verecektir. Bu kenarla bu kenarın çarpımının yarısı da buranın alanını 14 olarak verecektir. Bu ikisinin toplamı 64 olduğundan doğru yanıt C seçeneğidir. Arkadaşlar burada KC uzunluğuna eğer ki 3K dersem bu durumda AK uzunluğu ne olacaktır? 8K olacaktır. Bu durumda sevgili arkadaşlar eğer ki 3K'ya düşen alan 3S ise 8K'ya düşen alan ne olacaktır? 8S olacaktır. Tamam. Peki arkadaşlar burada şunu söyleyebilir miyim? 3K'ya düşen alan burada 3M ise 8K'ya düşen alan burada 8M'dir. Peki biz burada şunu biliyor muyuz? şu iki alanın toplamı toplamda 8M artı 3S ifadesi neye eşittir? Buradaki alanla buradaki alanın toplamına yani 3M ile 8S'in toplamına eşittir. 3M'yi karşıya aldığımda 5M ifadesinin 5S olduğu buradan da M ifadesinin S'e eşit olduğunu buldum. Yani burada aslında 8M değil de 8S burada da ne olmalı? 3S olmalı. Buraya 8S yazdım. Buraya 3S yazdım. Bu durumda toplam alan 16. 6 da buradan ne geldi? 22S geldi. BCD bölgesinin alanı, BCD bölgesinin alanı 6S olduğundan bu ifade 2 ile sadeleştirildiğinde 3 bölü 11 elde edilir. Doğru yanıt C seçeneğidir. Arkadaşlar A noktası ile C noktası birleştirildiğinde bu mesafenin yukarıdaki üçgenin kenar uzunlukları 4 olduğundan 4 köküç olduğunu biliyorum. Bu durumda 90'ın karşısında 4 köküç varsa buradaki e, ifadede arkadaşlar biz buranın 4 kökü olduğunu biliyorsak AD ifadesiyle burada BC ifadesi de birbirine paralel olduğundan burası 30 derecedir. Burası 60 derecedir. Burası bu durumda 30 olmalı. 90'ın karşısında 4 kökü varsa 30'un karşısında 2 köküç, 60'ın karşısında bunun köküç katı olan ne vardır? 6 vardır. Yukarıdaki üçgenin alanına A diyelim. Buradaki alana B diyelim. A bölgesinin alanı Burası arkadaşlar 30 30 120 üçgen olduğundan A'nın karesi çarpı kök 3 bölü 4'e eşittir. B bölgesinin alanı bu ifade bir dik üçgen olduğundan 2 kök 3 ile 6'nın çarpımının yarısına eşit olacaktır. Buradan 4 kök 3 ifadesi buradan da 6 kök 3 ifadesi elde edilir. Bu iki ifade toplandığında alan 10 kök 3 olmalıdır. Doğru yanıt E seçeneğidir. Arkadaşlar D noktasından aşağıya bir tane dik indirdiğim takdirde burası 90 burası 60. Demek ki burası ne olmalı? 30 olmalı. Şimdi burada arkadaşlar şöyle bir şey yapalım. 30'un karşısındaki ifadenin A köküç olduğunu söylersem 90'ın karşısında 2 A köküç olacaktır. Ve 60'ın karşısında A köküçün köküç katı olan ne vardır? 3 A ifadesi vardır. Devam ediyorum. Burayı çizdim. Burayı çizdiğimiz takdirde burası 90 derece oldu. Burası 30'dur, burası 90, burası 60. Bu durumda 30'un karşısında K varsa 90'ın karşısında 2K ve 60'ın karşısında bu durumda arkadaşlar ne vardır? K köküç vardır. Bu durumda K köküç ile A köküçün toplamının ne olduğunu söyleyeceğim? 4 köküç olduğunu söyleyeceğim. Buradan da K ile A'nın toplamının 4 olduğunu söyleyebilirim. Burası K'dır, burası toplamda 3A'dır. Bu durumda arkadaşlar bizden asla bakarsanız bizden ne isteniyor? AD ile AB ile AD toplamı isteniyor. O zaman burada AB'yi bir yazalım. AB K artı 3A'dır. Artı AD mesafesi de 2K'dır. Bu ifade burada 3A artı 3K olduğundan ve A artı K 4 olduğundan bu ifadenin değeri buradan 12 olarak elde edilecektir. Doğru yanıt D seçeneğidir. Arkadaşlar A noktası ile C noktası birleştirildiğinde burada 3 4 5 üçgeni meydana gelir. Buradan bir tane dik indirildiğinde arkadaşlar burası 4 birim, burası 4 birim, burası 3 birimdir. Bu durumda bu üçgenin alanı 3 ile 4'ün çarpımı 12, yarısı 6. Bu üçgenin alanı 3 ile 4'ün çarpımı 12, yarısı 6. Benzer şekilde buradaki üçgenin alanı da 6 olduğundan hepsinin toplamı 18'dir. Doğru yanıt A seçeneğidir. Arkadaşlar öncelikle buradaki üçgen 6 8 10 üçgenidir. Yani ben burada AC uzunluğunun ne olduğunu biliyorum, 8 olduğunu biliyorum. Devamında şu bilgiyi kullandığımızda DE'nin k birim olduğunu söylersem EB 2k birim olacak. O halde burada eğer ki k'ya düşen alan S ise 2k'ya düşen alan 2S. Ters taraftan bakıldığında k'ya düşen alan M ise 2k'ya düşen alan 2M olacaktır. Arkadaşlar bu siyah üçgenin alanı Burada 6, 8, 13 keni mevcut ve alan 2m artı 2s ifadesi 6 ile 8'in çarpımının yarısı yani neye eşittir? 24'e eşittir. Dolayısıyla buradan m artı s ifadesinin de 12 olduğu bulunur. Yani bu üçgenin alanı burada neye eşittir? 12'ye eşittir. Bu üçgenin alanı da bu durumda neydi? 24'tü, 2 katıydı. Bu ikisinin toplamı 36 olduğundan doğru yanıt b seçeneğidir. Arkadaşlar bu bölgenin alanı S ise bu bölgenin alanının 2S olduğu verilmiş soruda. Bu durumda bizden ne istenmekte? Buradaki dörtgenin tamamının alanı istenmekte. Arkadaşlar burada kullanacağımız şey şu olmalı. Biz 2S alanı ile S alanını çarptığımızda ne elde ediyoruz? 2S kare. İşte bu ifade arkadaşlar neye eşittir? 6 ile 48'in çarpımına eşittir. Bu durumda şunlar gittiği zaman burası 24'tür. Ve buradan da arkadaşlar s kare ifadesinin biz ne olduğunu söyleyeceğiz. 6 tane 24 yani 144 olduğunu yani buradan da s'nin ne olduğunu söyleyeceğim. 12 olduğunu söyleyeceğim. s 12 ise burası 12 burası 24'tür. Tüm alan toplandığında 24 6 daha 30 burası ne yaptı 60 yaptı ve 30 60'ın toplamından ne elde ettim 90 elde ettim. Doğru yanıt nedir? B seçeneğidir. Arkadaşlar AD üzerinden bir orta nokta belirlediğimizde burada oluşan bu dörtgen tüm e, ABCD dörtgeninin alanının yarısına eşittir. Ve burada arkadaşlar bakın şu köşegen çizildiğinde buranın alanının 24 olduğu bulunur. O halde burası da 24'tür. Ve bu mavi dörtgenin alanı toplamda 48 geldiğinden ABCD dörtgeninin alanı 48'in 2 katı olmalıdır ki bu da 96 yapacaktır. Doğru yanıt D seçeneğidir. Arkadaşlar F ile K birleştirildiğinde ve buranın alanına S dendiğinde biz burada 7 ile S'in toplamının 12 ile 8'in toplamına eşit olacağını buradan da S'in 13 geleceğini biliyoruz. Bu bölgenin alanı ne olmalıymış? 13 olmalıymış. Bu durumda arkadaşlar 7'nin, 8'in, 12'nin ve 13'ün toplamı ne yapacaktır? 40 yapacaktır. İşte bu 40 ifadesi de buradaki dörtgenin alanıdır. Bu ikisinin toplamı 53 olduğundan doğru yanıt C seçeneğidir. Arkadaşlar verilen şekilde orta noktalar birleştirildiğinde bir dikdörtgenin köşeleri elde ediliyorsa demek ki buradaki ifadenin karesi ile buradaki ifadenin karesinin toplamı yani 11'in karesi ile 2'nin karesinin toplamı ne olmalıdır? Buradaki 10'un karesi ile buradaki x'in karesinin toplamına eşit olmalıdır. Burası 125 yapacağından eşitliğin diğer tarafında da 100 artı x kare olacağından x ifadesinin değeri Buradan 5 olarak elde edilir. Doğru yanıt B seçeneğidir. Arkadaşlar burada E noktası orta nokta ve aynı şekilde F noktası da orta noktadır. O halde bu durumda E, F burada orta tabandır. Burası 8 birim olduğundan burası 4 birim olmalıdır. Arkadaşlar buradaki E, F, G, H dörtgeninin çevresi 20 ise kısa kenar dörtgen buradaki kenarın ne olması lazım? 6 olması lazım ki bu ikisinin toplamı 10 olsun. İki katı da bize çevreyi versin. Burada arkadaşlar g noktasının da orta nokta olduğunu bilmekteyiz. Demek ki buradaki fg doğru parçası da abc üçgeninin orta tabanıdır. Burası 6 iken x'in değeri bu durumda 6'nın iki katı olan 12'ye eşit olmalıdır. Doğru yanıt d seçeneğidir. Arkadaşlar öncelikle ec uzunluğuna k dersem yani burası k birimse ad uzunluğu bu durumda 2k olmalı. Burada EB uzunluğuna m dersek bu durumda AE uzunluğu da ne olmalıdır? 3m olmalıdır. Bu iki doğru parçası soruda bize paralel verildiğinden burada D noktasını istediğimiz gibi hareket ettirebiliriz. Burada D noktasını A noktası üstüne taşıdığımızda oluşturduğumuz bu yeni üçgenle buradaki taralı bölgenin toplamı sorulmakta. Yani bana bu siyah üçgenin alanı sorulmakta. AECD dörtgeninin alanı bize 45 olarak verilmiş. Bu durumda şunu söyleyebilirim. Tabanda K varken bu üçgenin alanı 15 birimse tabanda 2K varken buradaki üçgenin alanı şu sarı üçgenin alanı ne olacaktır? 30 olacaktır ve toplamda 45 şartı sağlanacaktır. Burada 3M'ye 15 düştüğünden M'ye 5 birimlik alan düşer. Ve bu durumda siyah üçgenin alanı 20 olur. Doğru yanıt C seçeneğidir.